Merhaba arkadaşlar, Biyorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir soru biyorum serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyoruz. Toprak yayınlandı arkadaşlar. Güzel bir soru, öğretici bir soru. Hormon artı boşaltım sistemi karışımı bir şey bu. Bir bakalım, diyor ki terleme ile diyor çok miktarda sıvı kaybetmiş olan bir birey de diyor homeostasinin yani iç dengenin tekrar sağlanabilmesi için aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesine gerek yoktur. Şimdi arkadaşlar diyelim ki çok su kaybettiğimiz zaman bakın mekanizma nasıl işliyor. Şimdi arkadaşlar su kaybettik, kandaki su azaldı. Ne olacak o zaman? Kanın ozmotik basıncı artar. Kanın arkadaşlar ozmotik basıncı artınca bu sefer ne oluyor? Hipotalamusun görevinde bir tanesi nedir? Kanın su dengesini ayarlamak değil mi? Bakın hipotalamusta neler var arkadaşlar? Ozmoreseptörler var. Ozmoreseptörler uyarılır. Hipotalamus arkadaşlar uyarılınca bu sefer ne yapacak? O da hipofizi uyaracak. Hipofizden kan arkadaşlar ne salgılanacak? ADH salgılanacak. ADH ne yapacak? Gidecek böbreğe diyecek ki kardeşim zaten bir susuz kalmışız. Sen muslukları açmışsın. Ne yap diyecek ona? Böbreklerden suyu geri emdiyecek ona değil mi? Bakın böbreklerden su geri emiliyor distal tüpten özellikle. Böbreklerden su geri emilir. Böbreklerden su gelemeyince arkadaşlar ne olacak bu sefer? Kandaki su miktarı artar. Yani normale döner diyelim. Bu sefer ne olacak? İdrardaki su miktarı azalır. Zaten mantıklı değil değil mi? Ben terlemeyle fazla su kaybetmişim. Devamında da idrarla beraber fazla su atıyorum değil mi? Bu çok mantıksız olur. İşte vücut ne yapıyor? Hemen müdahale ediyor ve böbreklerden suyu geri emerek idrardaki suyu azaltıp kandaki suyu ne yapmış oluyor? Artırmış oluyor. Bakalım diyor ki nefronlardan suyun geri emilmesinin artması. Evet, su geri emilecek böbrekteki nefronlardan. Hipofizden diyor vasopresin hormonunun salgılanması. Vasopresin arkadaşlar ADH'in diğer adıdır. Bu da doğrudur. Böbrek tübül hücrelerinin diyor suya geçirgenin azalması. Arkadaşlar buradaki böbrek tübülleri dediği boşaltım kanalı yani. Distal tüp filan. Orada arkadaşlar suyun geri emilimi eğer azalırsa bu sefer böbrekten suyu geri ememezsin ve idrarla atarsın. Dolayısıyla bunun olmaması gerekiyor. Bireyin bol miktarda sıvı alması. Yani zaten terlemişsin, su kaybetmişsin. Tabii ki su içmen lazım. Kandaki suyu artırmak için. Hipotalamustaki ozmoreseptörlerin kandaki su miktarını diyor algılaması. Evet, hemen zaten ölçüp ona göre ne yapıyor? Hemen müdahale ediyor. Cevabımız Ceyhan olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.